Ahlat yatırım menkul değerlerden herkese günaydın. Bugün 11 Eylül Çarşamba. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde %0.78 değer kaybederek günü 9.624 puan seviyesinden tamamladı. Güne pozitif başlayan endeks sabah saatlerinde primlerini artırsa da oynaklığın zirveye çıkmasıyla kapanışa doğru satış baskısını arttırdı. Kritik destek seviyelerinin altında fiyatlanmaya devam eden endekste her yükseliş hamlesi satış fırsatı olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Bankacılık endeksi üst üste dördüncü günde geri çekilerek zayıflamaya devam ederken, hizmetler endeksi dün endekse göre yatay seyretti. Haftanın üçüncü işlem gününe başlarken, endekste yatay bir açılış bekliyoruz. TÜİK'in açıkladığı istihdam verilerine göre, Temmuz ayında işsizlik %8.8 oldu. Sanayi üretim rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre, Temmuz'da sanayi üretimi yıllık bazda %3.9 geriledi. Bir önceki aya göre ise sanayi üretimi %0.4 arttı. ABD seçimleri öncesinde ilk kez bir münazara da karşı karşıya gelen başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Harris'in performansı Trump'ın önüne geçerken münazara sonrası Kamala Harris'in anketlerdeki oy oranı %56 oranına ulaştı. Haftanın ortasına girerken sabah saatlerinde İngiltere'nin büyüme verilerini karşılayacağız. Yurt içinde perakande satış verilerini alırken küresel oyuncular günün majör verisi olan ABD'den enflasyon rakamlarını takip edecek. Herkese bol kazançlı günler dileriz.